Samimi Analiz ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve gündemdeki önemli gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Bugün de bankacılık sektöründen bahsedeceğiz ve bankacılık sektörü deyince de Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin Ölmez bizlerle. Sayın Ölmez, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tukonfet ve kendi adıma iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Biz de haberlerini yaptık ve özellikle son dönemde birçoğumuz yakınımız şahit oluyoruz ki özellikle işte bankalara alışveriş yaparken IBAN dönemi başlıyor şeklinde başlıklar atılmaya başlandı. Bir mağazaya gittiğimizde ya da internet ortamında bir alışveriş yaptığımızda özellikle bankaların POS cihazlarında komisyon oranlarını arttırması ve ödeme sürelerini de 45 güne yükseltmesinden sonra esnaf da çıkış yolları aradı ve IBAN'ı atar mısın demeye başladı. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, son 10 gündür esnafta, benzin istasyonlarında, bir takım yerlerden POS makinelerinin bir kısmının kalktığını, bir kısmının da var ama çalışmadığını gördük. Bunun nedeni bankalar kaynak maliyetlerini düşürmek için, faizler arttı biliyorsunuz. Kaynak maliyetlerini düşürmek için ve karlılıklarını, artan faizden olumsuz etkileyecek karlılıklarını muhafaza edebilmek için POS makinelerinin komisyonuna zam yaptılar. %2'lerden 4'lere çıkardılar. 30 gün, 15 gün gibi özel anlaşmalarla yaptıkları ödeme sürelerinde sadece 45 değil 2 aya çıkaran banka var. Bunu tüketici açısından değerlendirirsek, eğer bir mal ve hizmeti fiziken satın alıyorsanız ve fiziken sizin elinize o mal ve hizmet geçiyorsa, tüketicinin IBAN yoluyla para göndermesinde herhangi bir sıkıntısı, sakıncası olmaz. Sadece havale dekontunun, yani havale dekontu, onlar çünkü fast istiyorlar, fast dekontunun altına şu mal ve hizmetin bedeli diye yazılması tüketiciyi kurtarır. Açıklama burada kısmına değil mi başkanım? Evet, açıklama kısmını. Bu arada tartışmalardan bunun vergi kaçağına neden olduğu söyleniyor. Şimdi ilk aşamada bunu kabul edebilirsiniz. Çünkü işletme bir zer raporu alır ve o zer raporuyla günlük gelirini uygunluk haline getirmesi lazım. Burada o zer raporu çok düşük çıkacağı için uygun hale gelmez. Ama bizim maliyemiz gerçekten güçlüdür. Yetenekli personeli vardır. Bankaya giren hesabı da 2 dakikada bulur. Yani orada bir kaçak olayı, vergi kaçağı olayı olmaz ve tüketici için de bir risk taşımaz. Tüketicinin korkusu acaba onun vergi kaçırmasına beni yardım etti diye mi düşünürler? Hayır, bir risk taşımaz. Ama asıl risk, ama önemli risk, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde IBAN'a para gönderilmesidir. Bakın, bankalarımızın ne hikmetse bu konuda sessiz. Bugün Türkiye'de binlerce kiralık mevduat hesabı var. Ve bu kiralayanlarının bir kısmı, bildiğimiz kadarıyla bir kısmı bu kiralayanların, bu düzensiz göçmenler. Şimdi sizin karşınızda bir mal ve bir malın fotoğrafını görüyorsunuz, kendini görmüyorsunuz. Evet. Ama şunu kullanıyor, dolandırıcıların her zaman yaptığı, insanların zaafını ve ihtiyacını kullanmak. Şunu kullanıyor, siz eğer bir, çok somut bir örnek, bir şu otomatik süpürgeler var, onlardan 17 bin lira süpürge, 6 bin liraya verdim diyor, yakaladım diyor, parayı gönderiyor, geçmiş olsun, dolandırılıyor. Özellikle ve şeyi söylüyorum, sosyal medyada, Instagram üzerinde ve Facebook üzerinde bilinmeyen, yani bilinen biliyorsunuz çok fazla alışveriş şirketi var, bilinmeyen alışveriş şirketlerinden ne IBAN'la para göndersinler, ne kredi kartı bilgilerini ödeme için onlara versinler. Eğer malı çok istiyorlarsa, samimi olan, dürüst olan firmada kapıda ödeme, kapıda kredi kartıyla ödeme yöntemini seçer, onu kullansınlar. Burada ciddi sıkıntı var yani. Şeyde tekrar edeyim. Bir, gerçek hayatta yüz yüze yaptığımız alışverişte tüketici için bir sıkıntı yok. Ama sanal hayatta
çok ciddi sıkıntılar var. Hiç internet sitesi kurulmadan sadece Instagram üzerinden ya da işte başka bir platform üzerinden ürünlerimiz bu şekilde, bunları işte gönderimlerini de yapıyoruz deyip ve bir de IBAN numaralarını atıp sadece buradan alışverişi yapıyorlar. Peki bunun artık tabii ki biz hepimiz birbirimize yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Belki bir köyümüzün bir işte ürünü vesaire vesaire. Bunların aslında topyekün baktığımız zaman bütün ekonomiye olumlu, olumsuz tarafları nelerdir? Şimdi öncelikle bir konudan bahsedeyim. Dolandırıcılığın önemli bir kısmı yurt dışı alışveriş sitelerinde yapılan, yani daha doğrusu dolandırıcılığın içi takip edilemesin diye yurt dışı alışveriş sitelerinde yapılan alışverişlerle yapılıyor. Kredi kartı üzerinde yapılanların. Bu milli ekonomi, o para dolar olarak yurt dışına çıkıyor. Bir vatandaşın mal varlığı eksiliyor. Karşılığında bir mal alamıyor. İki, dolar olarak çıktığı için bizim döviz varlığımıza da zarar veriyor. Şimdi az önce verdiğiniz örnek çok önemli. Dedim ya, zaafları ve ihtiyaçları kullanıyorlar. İşte X köyünün kadın kalkınma kooperatifinin ürünü diyor. Evet. Yani bir şekilde X köyünün kadın kalkınma kooperatifinin ne ulaşmak lazım? Var mı böyle bir şey? Çünkü çok fazla dolandırıldı. Ve bu gerçekten kötü bir at kullanma. Yani dolandırıcılar bu at kullanmayı çok kötü yapıyorlar. Onun için vatandaş dikkat etsin. Bir kere şunu bilsin. Eğer adam malı çalmadıysa sana yarı fiyatına malı vermez. Yani bu toplumda yaşıyor. Eğer çalmadıysa, çalıntı malı almak da zaten suçtur. O, öyle bir mal yok zaten piyasada. İnternetten 4 tane fotoğraf koymuş, mal göndereceğim diyor. Paketin içinden salasalık çıktığını gördük telefon yerine bir geçmişte. Evet. Vatandaş dikkat etmek zorunda. Yani burada dolandırılmayacaksak önce kendi önlemimizi kendimiz alacağız. Kendimiz almazsak zaaflarımızla işte 1000 liralık malı 100 liraya alıyorum, enayi yakaladım diyorsak enayi olarak paramız gidiyor. Kendimiz önlem alacağız. Yani X köyünün, ona ben de rastladım. X köyünün kadın kalkınma kooperatifi. Köyde öyle bir kadın kalkınma, köyde kooperatif yok. Bırak kadın kalkınma kooperatifini. Ama burada bir de şu var. Yani o bizim yetkililerin değil de Facebook'a şikayet ediyorsun bu dolandırıcıyı. Hiç oralı olmuyor. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanının imzasını kullanarak kredi kartından dolandırıcılık yapıldı bu ülkede. Facebook bu konuda hep sustu maalesef. Sayın Ölmez, şunu da sormak istiyorum. Evet, bir yandan böyle söylüyoruz ama bu aslında bankaların esnafa vermiş olduğu bir zarar da değil mi? Yani hem oranları yükseltmesi hem de ödeme süresini bu kadar çok uzatması sonuçta küçük esnafın da çalıştırmış olduğu bir kurum var, kiraları var, vergileri var, çalışanları var. Bu konuda bir düzenlemeye gidilecek midir bankacılık adına? Valla düzenlemeye gideceğini sanmıyorum ama asıl problem nedir biliyor musunuz? Türkiye ekonomisi yaklaşık 20 yıldır belli basın organlarında etkisiyle algı yönetimiyle gönderiliyor. Şimdi siz Google'a yazsanız tüketici refleksleri diye yazsanız binlerce makaleyle karşılaşırsınız. Ama inanın Türkiye'de tüketicinin refleksi o makalelerin içinde hiçbirine uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü biz bu ülkeye önce kur korumalı mevduatın ekonomiyi kurtaracağını anlattık. Sonra o bir aydır da kur korumalı mevduatın ekonomiyi batırdığını anlatıyoruz. İşte burada alınan ekonomik önlemler bütün dünyada olduğu gibi buyurgan önlem olduğu için, tarafların katılımı sağlanmadığı için hiç dikkate alınmayan tüketicinin tepkisi, tüketicinin refleksi. Bankalar da aynı şekilde. Bankalar da bu önlemlerin içinde bir yerde söz sahibi değil. Bankalar da elindeki sermaye gücünü kullanarak bunu vatandaşa, esnafa baskı unsuru olarak kullanıyor. Ama bakın işte burada vatandaş refleksi ortaya çıktı. Post makinalarının devre dışı kalması.
Evet, bu da bir aslına bakarsanız bir zeka işi, bir Evet. işte beyin kıvırma işi, bunu düşünmek, bunu analiz etmek, bunu işte ikna etmek de çok büyük bir mesuliyet gerçekten. Evet. Bir hani kurum adına bir IBAN'a yollamak gene bir nebze ya da bir işte esnafın işte dükkanından aldığınız zaman fiili olarak gördüğünüzde gene bir nebze tamam dersiniz, ama işte sadece bir Instagram hesabı üzerinden aldığınız ürün için hadi IBAN'a şu kadar para yatın biz size göndeririz denmesi, böyle bir sipariş verilmesi gerçekten biraz akıl dışı gibime geliyor, O ama baştan zamanla herhalde dolandırıcı. O baştan dolandırıcılık. Yani onu kimse ona tenezzül etmesin. Kimse gitmesin ona. Ama bakın burada söylemek istediğim, bizi yönetenlerin dikkate almadığı vatandaş tepkisi bu. Kendisi buldu. Bu yöntemi kendisi buldu. Bir önlem alınır mı? İşte zaman zaman belki BDDK bazı önlemler alabilir. Ama burada önlem alınabilmesi için buyurgan değil, katılımcı ve şeffaf olması lazım. Yani bu işin içine örneğin akaryakıt istasyonlarında şu anda bu sıkıntı yaşanıyor. Ben dün yaşadım çünkü. Yani her zaman kullandığım bankanın postu kaldırılmıştı. Bunların örgütü, tüketici örgütleri, bankalar ve devlet, tabii devlet orada olmalı. Bu önlemler alınmalı. Yoksa vatandaş kendi önlemini almaya başlarsa bu sefer devletin aldığı önlemlerle zaman zaman çakışır ve ekonomiye zarar verir. Şimdi bakın bu kredi kartından işlem yapılmamasının bir doğal sonucu daha var. Paranın bir kısmının kayıt dışına kayması, yani kayıt dışı dediğim kara para değil, bir kısmının kayıt dışına kaymasına neden oldu. Bugün mesela kur korumalı mevduatta kur korumalıdan kovulan, kabul edilmeyen vatandaş çıkmaya başladı. Ve o para bankadan değil, altın ve döviz olarak önemli bir kısmı, altın ve döviz olarak önemli bir kısmı yastık altına gitti, sistemden çıktı. Bir kısmına da gayrimenkul konusunda, onun size açıklamalarını da göndereceğim. Gayrimenkul konusunda tuzak kuruyorlar. Şimdi hisseli tapu satıyorlar. O da adamların elinden çıkacak. Yani sistemden parayı çıkarmak sisteme zarar vermektir. Çünkü bizim, geçenlerde Maliye Bakanı da söyledi, ben de bütün konuşmalarda söylüyorum, bizim bankalardaki kaynağımız kıt kaynaktır. Bunun üretime yönelmesi gerekir. O kıt kaynaktan belli bir miktarında sistem dışına çıkarılması, takdir edersiniz ki, ekonominin zararınadır. Evet, maalesef biz biliyoruz ki esnaf da bekliyor, parası olan da bekliyor, parası olmayan da bir şekilde şikayet edip belki çalışıyor, ama önümüzdeki süreçte ne olup ne bitecek hep beraber göreceğiz diye Göreceğiz, düşünüyorum. evet. Evet, çok teşekkür ederim Ben değerli teşekkür ederim. katkılarınız için, yayınımıza İyi yayınlar bağlandığınız için. diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin Ölmez bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.